Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Suzuki S-Cross 2013 model 4x4 Enfu donanımlı orta kısıtma aracımız. Araçta sadece 3 bir değişen mevcuttur. 300 km'ye fiyat uygun. Mahmut Barçin, iş hayatındayken son durumumuz hiç iç açıcı değil. Bizim bütün umudumuz yılbaşından sonra piyasanın açılması ve alışverişlerin olmasıydı. Umduğumuz gibi olmadı. Bu seferki tek umudumuz seçimlerin atlatılması. Seçimler atlatılırsa belki bir nebze piyasa açılır diye umut ediyoruz. Şu anki araç satış durumu diye bir şey yok diyebiliriz çünkü satış yok. Müşteriler araç alımında çok tedirgin davranıyor. Satış olmayınca milletin ödemesi gerçekleşmesi için aracını tutup ucuza veriyor. 3-5 tane kişi diyelim. Bunların ucuza vermesinden ötürü vatandaş araç piyasasının fiyatlarının düştüğünü zannediyor. Ama emin olun hiç kimse aracını ucuza satmıyor. Geçen Kurban Bayramı'ndan sonra araç piyasası habire düştü. Bizim beklentimiz yılbaşından sonra az bir şey toparlanır dedik. Yine toparlanmadı. Fiyatlar sabit kaldı. Düştüğü kadar zaten düşmüş. Herkes zarar ediyor. Biz kendimiz bile zarar ediyoruz araç alım satımında. Aracı pahalı alan zarar ederim korkusuyla satmıyor. Almak isteyen de fiyatın gayet düşmesini sabırlılıkla bekliyor. Beklesin bakalım nasıl olacak. Seçimden sonra da inşallah açılır diye umut ediyoruz. İşin gerçek yüzüne bakarsak vatandaşlarının tedirgin olmasının tek sebebi faiz kurlarının yüksek olması. Geçen yine faiz kuru açıklandı, sabit tutulmuş. Bu kredi açık değil, faiz kurlarının yükselmesi. Ne zaman ki kredi açılır, faiz kurları bir nebze düşüşe geçerse emin olun millet parasını faizden çekip araç piyasası yine canlanacaktır. Ama faiz kurları böyle sabit kalırsa, ondan sonra vatandaş kredi çekemezse kimsenin kimseye hayrı kalmaz. Adam parasını faize yatırıp rahatlıkla geçimini sağlıyor. Kurban Bayramı'ndan sonrayı ben sana nebz alayım. Geçen seneden bu yana bir araç 2015 model Passat Highland diyelim. Ortalama fiyatı 1450, 1500, 1400 gibiydi. Şimdi ben o aracı rahatlıkla sana 1 milyonu alabilirim. Aradaki farkı artık sen gör. Eskiden 300 bin liraya, 350 bin liraya Broadway gelmez, Toros gelmez diyen arkadaşlar. Şimdi 300-350 bine gelinse Peugeot 308 fiyakalı araçlar alalım. Yani artık o paralar da sıcak gelmeye başladı millete. Ha tutup da 2015 model Passat 1450'den 1500'e 1000 liraya kadar gerilediyse emin olun bu saatten sonra gerileme olmaz. Kimse bile bile zarar etmez. Tek umudumuz seçimden sonra faiz kurlarının düşmesi, kredilerin açılması. Ben bu sabah dikkat ettim. Adam 400 bin lira taşıt kredisi çekmek istiyor. 36 aylığına bu para 1 milyon 200 bine takabül ediyor. Yazık değil mi vatandaşa? Seçimlerden sonra eğer baştaki ağa beyimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız faiz kurlarını geriye çekerse emin olun piyasa açılır. Seçimden sonra araç fiyatları düşer diye bir beklentiye kapılmasınlar. Seçimden dolayı emin olun bu faizlerin yükselmemesi, ondan sonra eşya fiyatlarının yükselmemesi için öyle bir baskı uygulanmış ki zor bela bu durumda tutuyorlar. Şayet seçimi atlatırsak emin olun her şeyin fiyatı yükselecek. Ha, araç almak isteyen arkadaşlarıma da sesleniyorum. Seçimden önce araçlarınızı alın, keyfinize bakın, rahatınıza bakın. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah uçundurmasın. İyi günlerde kullanırsın. Seçimden önce araç almakla akıllıca...